Tabii ki o konuşmasında Başkan Erdoğan'ın yine dünya gündemine de değinmesi bekleniyor. Çünkü İsrail'in Gazze'deki katliamı devam ediyor efendim. 3 ayı aşkın bir süredir. Tabii tüm dünya ayakta, halklar sokaklarda tepkisini dile getiriyorlar. Bugün de küresel eylem günü kapsamında dünyanın dört bir noktasında İsrail'in saldırıları protesto ediliyor. Londra'ya dönelim önce. A Haber muhabiri Alpaslan Düven detaylarla karşımızda olacak. Alpaslan, kolay gelsin. Neler yaşanıyor orada? Söz sana bırakalım. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tabii terör devleti İsrail'in özellikle Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarını başlatmasının ardından dünyanın birçok noktasında halklar yeniden sokaklara indi. Bugün başkent Londra başta olmak üzere dünyanın birçok başkentinde de protesto gösterileri düzenleniyor. Şu anki Londra'da düzenlenen protesto gösterisi öğlen saatlerinde, yerel saatte saat 12'nin hemen ardından Hyde Park'ta başladı ve burada kalabalık toplandı. O kalabalık şu an İsrail Büyükelçiliği'ne doğru yürüyor ve İsrail Büyükelçiliği'nin önünde de büyük bir protesto gösterisi düzenlenecek. Kalabalık gerçekten oldukça büyük diyebilirim. İsterseniz biraz detay da vermeye çalışayım size. Bakın, sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi bu noktaya akın etti ve bir araya geldiler ve şimdi de hep birlikte İsrail Büyükelçiliği'ne doğru yürüyüş gerçekleştiriyorlar. Tabii özellikle ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra Gazze'yi bombalamayı durdurun, Refah'ı bombalamayı durdurun, Gazze'ye, Filistin'e özgürlük, şimdi ateşkes, Netanyahu diktatör, Netanyahu faşist soykırıma son verin. Bunun yanı sıra tabii gördüğüm kadarıyla birçok sivil toplum örgütünün de destek verdiği bir yürüyüş gerçekleştiriliyor şu bulunduğumuz noktada. Tabii çok sayıda işçi partili milletvekilleri de var. Sivil toplum örgütü liderleri de var. Birer konuşma yapacaklar bu protestonun duruş noktası, toplanılacağı nokta olan İsrail Büyükelçiliği önünde. Görmüş olduğunuz gibi 7'den 70'e yüz binlerce kişi an itibariyle İsrail Büyükelçiliği'ne doğru yürüyüş gerçekleştiriyor. Bu kalabalık tabii geçtiğimiz günlerde 500 bini bulmuştu. Bugün de o sayının 500 bine yakın olması bekleniyor. Zira dünya genelinde bir çağrı yapıldı. Protestolar sadece Londra'da değil, birçok başkenti yapılıyor. İngiltere'de de işte bugün öğlen saatlerinde Hyde Park Corner çevresinde bir araya geldi bu protestocular. Şimdi de buradan İsrail Büyükelçiliği'ne doğru bir yürüyüş gerçekleştiriyorlar. İşte hemen görmüş olduğunuz gibi birçok sivil toplum örgütünü temsil eden kurumlar var, kuruluşlar var. Onlar da büyük katkı sağlıyorlar bugün. Çok sayıda dediğim gibi ondan fazla sivil toplum örgütünün desteği var. Savaşı Durdurun Koalisyonu, Filistin'e destek organizasyonları, örgütleri. Bunun yanı sıra da savaş karşıtı olan birçok sivil toplum örgütü bugün bir kez daha Londra sokaklarına indi ve protesto gösterisi düzenliyor. Tabii bu protestolar devam ederken hem Gazze'de hem de Refah kentinde terör devleti İsrail'in saldırıları da 3 aya yakın bir süredir devam ediyor ve on binlerce insan çoluk çocuk demeden, kadın demeden yaşamlarını yitirdi, öldürüldü ve halen de öldürülmeye devam ediyor ve dünyanın sessizliği de devam ediyor. Sadece halkların sesi Londra sokaklarından ya da başka diğer büyük şehirlerin sokaklarından hükümetlere duyurulmaya çalışılıyor. Fakat birçok Batı ülkesi de maalesef hala üzerinden 3 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen kulaklarını tıkamaya devam ediyor ve hala çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor. İnsanlar gerçekten o noktada açlık sınırına gelmiş durumda ve yardımların önü kesiliyor ve bu çığlıklara hala sözde medeni olduğunu iddia eden, sözde insan haklarına ve düşünce özgürlüklerine saygı duyan ülkeler kulak tıkıyor, gözlerini kapatıyor ve bu insanlık dışı dram hala o noktada devam ediyor. İşte vatandaşlarda, halklarda onlara dur demek için, bu katliamlara, bu insanlık soykırımına dur demek için bir kez daha sokaklara düştüler. Haykırmaya devam ediyorlar. Seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Birazdan da işte o terör devletinin Londra'daki Büyükelçiliği önünde bu protesto gösterileri devam edecek diyelim ve sözü tekrar şimdilik Londra'dan size bırakalım.